Selam millet, Dede Oynar'da tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Bu videomuzda Mr. Prepper Bay Hazırlıklı oyununu hep birlikte inceleyeceğiz. Henüz yeni bir oyun ama Türkçe dil desteği var. Bu da beni gerçekten çok mutlu etti, gururlandırdı. Ha, Türkçe dil desteğini açarken beni uyardı. Gönüllü kişiler tarafından, fedakar diyecektim. Gönüllü kişiler tarafından yapılmıştı bu çeviri, hatalı olabilir diye. İpucu, kendini en kötüsünü hazırla. Böyle ipucu mu oluyor? Öleceksin yazsaydı keşke ipucunda. Eğitim bölümünü oynamak ister misin? Evet. Salgından bu yana ve hükümet değişikliğinden bu kasaba dayanılmaz bir hale geldi. Yaşamsız. Sadece sıkıntı dolu propaganda ve kontrol. Kaçmaya çalıştım. Bu sefer başarısız oldu. Ama bir yolunu bulacağım. İnsanlar bana Bay Hazırlıklı der. Ve ikamet yerinize geri döndük vatandaş. Kaçmaya teşebbüsten dolayı aracınıza el koyduk. Bu standart bir uygulama. Doğal olarak yine bir tane almaya ya da kaydettirmeye izniniz yok. Teşkilat Murikaville'den bir daha ayrılamayacağınızı umuyor. Tabii canım, artık bu güzel şehre aşık olmayı planlıyorum. Bu övgüye değer bir tutum vatandaş. Bugün de itibaren gözlerim altındasınız. Yıkıcı eylemleri veya eşyaları kontrol etmek için her gün kısa bir inceleme yapacağım. Bu standart bir uygulamadır. Umarım uyum gösterirsiniz ve ziyaretler formalite olarak kalır. Tanrı başkanımızı kutsasın. Amin. Bana çok tanıdık geldi ya sanki. Yeni kaçış planına bak. Ha, kaçış planım var devamlı. Peki. Birinci hedef hayatta kal. İkinci hedef kaç. Mantıklı. İlk odayı inşa et. Sığınağın. Ne yapmamı istiyorsun bunun için? Buraya gel, şurayı işaretle, çek de, inşa de. Fıtı 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 diye bir şeyler düşünüyor böyle. Toprak alıyorum galiba şu anda. Bayağı toprak aldım gibi geldi bana. Evet. Sığınak için bir merdiven yapman lazım. Öncelikle güvenilir. Tezgahını bir ortaya çıkar. Gibi bir şey dedi bana. Hemen hemen. Böyle bir şey dedi gibi. Aç. Ne aç? Merdiven için bir tezgaha ihtiyacım olacak. Bir saniye canım. Şimdi tezgahın. Tezgahın nerede? Hah, buradaymış senin tezgahın ya. Gel. Double click. Şöyle yapabiliriz ya. Evet. Zoom da yapabiliriz bayağı. Bu mantığı beğendim ha. Kumaş. İncele. Bunu al. Ha, tezgah ortaya çıktı bence. Tezgah biraz paslı. Yenilemek için ne gerekiyor bakalım. İncele. Peki. Üret. Tezgah. Prepper'ın en iyi arkadaşı. Üret, parçala ve marifetini göster. Ama teşkilattan gizli kalsa daha iyi. Ne istiyorsun şimdi? Makas. Birkaç metal ve keresteye ihtiyacın olacak. 8 parça metal alarak başla. Şuraya bir koşsana sen. Bırak şimdi o tezgahı falan. Yardır şuraya doğru. Posta kutusu. Takas. 2 saat sonra topla. Böyle yürümesi lazım. Takas. Sergey'den. 8 tane. 8 parça metal. Bunun karşılığında ne vereyim sana? Torpak versek. Bir tane kumaşım varmış. Param da 50. Bir sürü kumaşım, bir sürü toprağım var aslında. Toprak vereyim bir sürü. Takas. Takas edildi. Güven ikinci level oldu. Bu komşunun da güven seviyendir. Tamam, Sergey ile karşılıklı olarak birbirimize biraz güveniyoruz şu anda. Az. Güvene her artırdığında daha fazla ve daha iyi tekliflere erişim sağlayacaksın. Güzel. Ayrıca komşunun takviyesi tavsiyesiyle bu şekilde daha fazla tüccarın kilidini açabilirsin. Lensin'de bir süpermarket. Peki şimdi bunlara ihtiyacım yok anladığım kadarıyla. 156'ya ihtiyacım var benim. 153'e şimdi de geliyor. Orman. Ah, ormana nasıl gittim? Ha, herhalde yürüyerek gidebileceğim mesafede burası. Orman. Traps araya. Hadi şu kütükleri kapı buradan gidelim.
al. E al. Yani kütük almaya geldik diye bunu almayacak mıyız? Traps araya. Kullan derken. Habitat. Ha, burada geyik ve hindi var diyor. Güzel. Al komutu hala hafızasında kalıyor oraya koşarken. O ne? Kullanma şimdi ya. Böyle şeyleri kullan mullan olmaz yani. Kullan. Burayı kullan. Bu ne? Mutsuz mu? Evine geri dön o zaman. Evimde de hala 150 bilmem kaç var. Ha 45 kalmış. İyi bari. Şimdi ben şuraya bir koşsam. Şöyle bir açayım bunu. Bunun için iyi bir zaman değil. İncele diyeyim. Allah Allah. Bunun için iyi bir zaman değil diyorsun da. Abi açlıktan öleceksin öleceksin. Sonra görürüm ben seni iyi bir zaman değil. Şekerleme. Bunun için de iyi bir zaman değil. Fay. Postacı. Dün gece uyumakta zorluk çektim. Brazen Serpet'in gökte parlayışını izledim. Sonunda üç gibi uyuyakalmışım sanırım. İncele. Posta kutusu. Ha bunlar gelmiş. Hepsini al. Tamam. Küçüğü nedir ya? Küçüğü parçalarına ayıramazsın ki zaten. Küçük parçalarına ayrılmıştır. Üret. Şimdi parçala. Gidiyor. Gece oluyor. Parçala. Evet. Güneş batıyor. Şimdi ne yapmamı istiyorsun? Metalini al. Aldım. Tezgahı yükselt. Üret. Tezgah seviye 1. Ha, pastıydı. Bu o yüzden mi yapıyoruz şu anda bunu? Oldu. Merdiven. Üret. Bayılacağım ama birazdan. Şimdi şöyle yapacağım. Merdiven sürükle. Bırak. Mükemmel. Sığınak için lambaya ihtiyacım var. Onları yapmak için cama ihtiyacım var. Şimdi tezgahta bir şeyleri parçalamalısın. Parçalayalım. Hızlı almak için sol alt fare tuşu. Yakıt valide bu. Bunlar ne? Cam mı? Peki, koş buraya. Tezgahta yine parçala bardak. Parçala. Bay Prepper aletleri parçalayarak yeni tarifler öğrenebilir. Duvar lambası. Duvar lambası üret. Müthiş. Şöyle bırakıyorum. Müthiş. Saat 3'ten önce uyumaya gitmen lazım. Bana kalsa 50 kere uyumaya giderdim. Göndermiyorsun gibi salmadın adamı ya. Uyu. Şekerleme değil, uyu. Ha, uyuyla şekerleme farklı komutlar. Uyu dersem galiba ertesi gün olacak. Ay 1. Hazırlık. Evet. Hemen şunu çevir. Bunu çevir. Bunu ört. Onu örtme hatta. Şuraya gel. Şunu al. Buraya doğru koş. Şunu da dur öyle değil be adam ya. Şuraya gel, ört.
Şimdi kapıya gel. Ajana kapıyı aç. Aynı sözleri söylemiyor musun? Odanın içeriği kontrol ediliyor. Mükemmel. Güvenlik refah yasasına göre oda denetimi. Yasa dışı ve standart olmayan öğeleri kontrol ediyorum. Yakındır buna ya. Hepsi vatandaşların güvenliği ve refahı için. Başkanı kutsasın. Önceki hükümette teftiş için izne ihtiyacımız vardı. Bunda yok. Oh mis gibi. Bu ne? Açlıktan zebercat olacaksın diyor. Sakin ol. Çok açsın. Ne oldu? Şüpheli eşyalar bu iki tane. Çok fazla herhangi varil. Sonraki ziyaret. Yani bir şey oldu mu bana bu sefer? Oy bu yakındı. Daha dikkatli olmam lazım. Tezgah sığınağınıza yerleştirin. Oraya gidemem. Tabii gidemezsin. Çünkü bu var. Kaldır bunu. Şimdi aşağı in. Buradan tezgahı al. Sığınağa yerleştir. Müthiş. Şimdi yukarı çık. Yemek pişir ve ye. Çocuğum tamam tamam anladım ben seni. Bir sal beni bir sal. Ekranı ne yaptın? Ekranı amuda kaldırdın, yan yatırdın, bir şeyler yaptın. Sadece pişmemiş malzemeleri buraya getir ve biraz zaten uygula ve işte yemek. Pişirmek yemeği zenginleştirir. Ne pişmemiş malzemeler mesela bunlardan ne yapabilirim ki? Bir çorba ya da smoothie ile başlamaya çalış. Bunun için diyor ki su, lahana, pancar, havuç. Tamam canım. Tamam. Şurayı da aç. Hepsini al. Şimdi buraya bir daha gel. Havuç çorbası, pancar çorbası, havuç çorbası, sebze çorbası. Havuç çorbası diyelim. Pişir. Ye. Pancar çorbası. Ya izin versene bir pişireyim ya. Allah'ın tövbe estağfurullah ya. Günlüğünü kontrol et. Günlük. Nihai planımı gözden geçirmeye başlamalıyım. Neden ığlar bir abi? Planını gözden geçirmeye başla. Çevir. Bless the President olmuş. Oku. Yemek kaynağı temin et. Sığınakta bazı bitkiler yetiştir. Peki. Yemek kaynağı lazım. Yeraltı tarlası planı bu başlatma zamanı. Ajan bunu görmekten mutlu olmazdı. Basit yeraltı tarlanı yapmak için ihtiyacın olan 5x oda toprağı tezgahta üretilebilir. 5x tohum evde biraz bulabilirsin. Tohumlar aynı zamanda takasla da alınabilir. Şimdi bunu çevir. Artık bundan sonra her kullanmadığımız şeyi çeviriyoruz abi. Gel böyle. Aç. Şimdi ayrıca şuraya bir daha çıkalım. Tamam mı? Koşarak çıkalım şuraya. Şöyle bakalım. Posta kutusuna geldi. 1x mektup. Güzel çiçek gibi yazılmış bir mektup. Oku. Çiçekleri, baharatları ve genel olarak bitkileri sever misiniz? Şehirde yine arkadaşlıklar kurmakta zor mutluluk mu çekiyorsunuz? Kentsel yaşamdan ve en ziyaretten takım elbiseli üzgün adamlardan bıktınız mı? Tadını çıkaramıyor musunuz? Bundan herhangi biri siz için doğruysa ve eminim öyledir. Lütfen gün içinde ormana gelin. Dost biriyle tanışabilirsiniz. Ormana çağırıyorlar bizi. Orman seviye 1-1 yine. Orman seviye 1-2 herhalde şimdi geleceğim. Aynen öyle. Orman seviye 1-2. Bunu da al. Fazla ağır. Peki. Aktarla buluş. Gündüz vakti ormana gittim. Aktar yok.
genç. 1-3'e gidecek mi? Daha içeri giriyor mu acaba? Geri mi çıktı? 1-3. Vallahi gitti. Bak buradan geri dönüyor adam. Ya da... Bu ne ya? Burada bir şey var abi. İncele. Kaldıraç. Al. Şüpheli çalı. Ah! Hay aksi. Saklanıyordum. Sadece meyve topluyordum. Bob iyi misin? Teyze zombi misin? Ne yapıyorsun? Merhaba şekerim. Geleceğini biliyordum. Güçlü ve yetenekli genç bir adam gibi görünüyorsun. Uzun zamandır bana genç diyen olmadı. Ve sen? Ah benim hatam. Ben Jenny. Sana mektubu gönderen bendim. Gizlilik için kusura bakma ama bugünlerde kimse fazla temkinli olamaz. Benimle genellikle burada ve bu saatte buluşabilirsin. Ben bitki uzmanıyım. Senin yerel aktarın diyebilirim. İnsanlar bana Prepper der. Tanıştığımıza memnun oldum hanımefendi. Ah sadece Jenny lütfen. Bu sırada da geleyim. Yardıma ihtiyacın olabilir. Bak koruluk ya da şirin bir kulübem var. Ama şu an oraya gidemiyorum. Etrafta sürekli takılan gerçek bir canavar kurt var. Her şeyi denedim. Lezzetli bir sosisin içine zehirli ot verdim ama yemedi. Benim için ondan kurtulabilir misin? Hmm, bir kurt ve bir kulübe korulukta. Bu görev için kırmızı bir başlık ve bir sepet de gerekiyor. Parlak kırmızı sana çok yakışır ama ben moda uzmanı değilim. Sadece bana yardım et ki büyük kulaklar ve dişleri kimseye açıklamak zorunda kalmayayım. Karşılığında kulübede kalan istediğin malzemeyi alabilirsin. Zaten yeniden erzak almam lazımdı. Ve kulübemi geri aldığım zaman birbirimize takas yapabiliriz. Anlaştık mı? Anlaştık. Kurtla ben ilgileneceğim. Duydun mu Bob? Kulübemizi geri alacağız. Bob kim? Pardon. Sorması ayıp. Bob kim? Avcılar kulübü. İlginç. Yerel bir avcı. İlginç. Şimdi neler varmış görmek lazım. Doğru söylüyorsun da. Burası açıkmış. Peki. Ya da burası açıkmış değil, burası açılmış. Boynuzlar, uzun diş, bir şey. Sat sat sat. Bende bunlar yok ki. Bunları satıyorum. Basit yem veriyor bana. Nancy Nevi ile satın alacak bir şey yok. Süpermarketten satın alacak şey. Lahana tohumu. Şeker. Geçtim. Sergey'den. Kutular var satın alabileceğim. Metale döndürülüyormuş bunlar. Ahşap palet varmış. Satabileceğim şeyler. Şimdilik böyle bir gidelim. Sığınağa 5 parça toprak yerleştireyim. Benim üzerimde ne var? Toprak var mı? Bunu bir inceleyelim önce. Su, çorba, enerji içeceği, havuç, pancarlar, yaban mersini. Bu değil. Bir yanlışlık var bu işte. Para, kumaş, cam. Böyle. İnşa. Acayip orayı toprakla doldurmam gerekecek. Evet biraz da vakit gidiyor farkındayım. İnşallah sabahın erken saatlerinde geliyorlardır bizi kontrole. Böyle iş yaparken biz lap diye geliyorsa şaka gibi olur çünkü rezalet olur. Biz hızlı çekim çalışırken zaman durduramazken kapıya zınk diye gelip içeri dalar adam. Tamam yorgunluk bizi biraz bitirdi ama bunu al. Ondan sonra şu tezgaha git, üret. Ne üreteceksin biliyor musun? Hazır ol, toprak parçası. 4 tane, üret. Bayılacağım şimdi. Çok yoruldum, şekerleme diyor. Biraz bekleyeceğim be, aslan. Buradan üret de, ben mesela bir de merdiven yapmak istesem yine. Merdiveni nasıl yapmış bu adam? Merdiven için bu kadar metal lazım. Metal için bana ne lazım bilmiyorum. Şundan şekerleme diyelim. Tamam da gece olacak ya. Şimdi gece olacak sen öyle yaparsan. Şekerleme diye. Yo çok da olmuyormuş aslında yani o kadar da... Fazla vakit kaybetmiyormuş adam uyurken. Gel bakayım şöyle. Mutlu oldu şu anda.
Takas canım. Takas Sergey. Sergey bana metal vermen lazım Sergey. Bu neymiş bu? Bir tane metal demekmiş bu. Ha bir saniye Sergey, bana hiçbir şey vermene gerek yok. Sergey'im benim. Gel buraya. Şimdi şuraya bir gelelim. Benim bir sürü metal, porselen, cam parçalanacak şeyim olması lazım. Üret. Canım kutu. Tabii bak parçala metal. Kutu. Hepsini parçala metal. Merdiven için kaç metal gerekiyor bilmiyorum. İşte üret. Merdiven için gerekli metali de çıkarmış olduk böylece. Bunu da şöyle bıraktık. Merdiveni de aldık. Şuraya bıraktık. Ha buradan bir de tabii yine üret deyip benim ayrıca sana duvar lambası üretmem çok makul olurdu. Sonra o duvar lambasını alarak şöyle bırakmam 10 numara olurdu. Şimdi de güzel kardeşim şu toprağı alıp şuradan sıradan bırakalım bak. Bir toprak buraya. İkincisi buraya. Sıradan yan yana işte topraklar. Yani inşallah doğru yapmışızdır ya. Evet. Ormandaki bilmem ne yap, kendine tohumlar ek. Şimdi şuraya gelelim. Bitki diyelim. Ne bitkisi ekeceğimize karar verelim. Bitki bitki. Havuç. Candır. Bitki. Bitki. Yine havuç. Buradaki bitkiye. Lahana. Buradaki bitkiye. Efendim yine lahana. Sondaki bitkiye de pancar. Daha da havucum var değil mi? Musluktan biraz su bulabilirsin. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım ama üret diyeceğim, toprak diyeceğim. Şuradan bir tane daha ürettireceğim. Sonra şu musluğa gidip al diyeceğim suyu. Saat 3.00'a kadar uyuman lazım demiş değil mi? Al. Ha 5 tane mi birikti? Vay arkadaş ya. Böyle bir şey olabilir mi? Su kullanma hakkım var galiba benim belli bir miktar. Su. 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 Sana bir de buna su. Güzel. Şimdi ışık. Ha. Bu dandik ışık ona yetiyormuş ya. İnanabiliyor musunuz? Oradaki dandirik ışıklar buna gerçekten yetiyormuş. İn aşağı yardır. O zaman son hamlelerini hızlıca yapalım senin. Gel şuradan toprak, toprağı al. Şuraya bırak. Üzerine gel bitki de. Şuraya da bir tane bundan her neyse artık o bitki. Yerleştir. Işığı da al. Buraya yerleştir. Koşarak canım. Müthiş. Yemek kaynağı sağlandı. Planıma tekrar göz atacağım. Bence de göz at. Uyumaya gitmem lazım. Buraya gidemem. Yani buraya gidebilirsin ama. Su var mı? Al. Hazır değil. Peki. İnceleme canım, ört. Planın yanına koş. Bence her şey çok güzel gidiyor. Çevir. Oku. Nasıl kaçabilirim? Araba, uçak, roket, hayır. Bu çılgınlık. Plan yap. Run, prepper, run. İlham için bir şey diyor. Mesela ne koyabilirsin buna ilham için? İlham için bu mektup. Olmadı. İlham için kaldıraç. İlham için ajanın raporu. Olmadı. İlham bulmam lazım. Çevir. Uyu. Evet. Bize bir ilham lazım kaçmak için.
Kaçmak öyle kolay bir iş değil. İnspekt bir hafta sonra geliyormuş, pardon. İnspekti söylüyormuş ne kadar sürede bir geleceğini. Bir hafta sonra gelecek diye zaten uyarmış beni. Çok pis acıktın be. İnsan böyle mi acıkırmış? Şimdi şuraya bir koşayım. Ben şu o 5 tane yetiştirdi dedi, 6 tane sebze yetiştirdim ya. Bazen böyle dayanamıyorum. Oyunun bu şeylerini kırıyorum. Çünkü bence saçma. Ama hemen şuraya gelip onu da sulamam lazım artık. Sonra da şu mektupla bana ne demişler? Cevaplamam lazım. Su. Güzel. Hemen mektup. Takas. Ormandaki teleferiği tamir et. Büyük anne ve kurt. Takas. Roket fotoğrafı. Görkemli bir roket. Hepsini al. Minutemen mektubu oku. Sevgili Bay Prepper. Beni tanımıyorsun ama hırsın gözüme çarptı. İlginç bir insansın Bay Prepper ve bugünlerde kasabaya pek ilginç insan yok. Küçük yolculuğunun iyi gitmediğini biliyorum. Çok küçük ama bir şey önerecek olsam daima büyük düşün derim. Ve sadece karayoluna bağlı kalma. Bu psikopat fikri bana veren adam galiba. İlginç, bu adam kim bilmiyorum ama yardımsever görünüyor. Belki paylaşacak daha ilginç eşyaları vardır. Burada ilginç bir şeyler gördüm ben. İlginç bir şeyler öğrendim. Çevir. Oku. Buna şuradaki roket resmini koydum. Planı yap. Escape plan. Nihai roket plan. Aşama 1. 50 taş, 20 metal, 10 cam. Tamam. Planını yapacağım onun. Şimdi şunu bir çevirelim. Onun ben planını yapacağım. Onda sıkıntı yok. Teftiş protokolü oku. Standart ev ekipmanı. Fazla, şüpheli, en şüpheli. Evde bu ekipmanlar olmalı mı? Bunlar olmazsa eğer herhangi küçük kutu 10 tane. Ha, bunlar eksik olursa da seni üzerim diyor. Şimdi oldu. Ne isteyecek benden? Bir şey isteyecek. Aa, bu. Tamir oldu. Seviye 2 ne? Orman seviye 2. Ha. Bunu tamir et dersem bana bir kaldıraç 15 metal istiyor şimdi de. Seviye 2'deki orman teleferini tamir et, kaldıraç ve 15 metal. Orman seviye 2'de Jenny'nin kulübesinin yolunu kesen kurdu öldür. Bence bir şey söyleyeyim mi? Bu kurdun yanına gideceğiz biz. Ondan sonra da çok hoş bir manzarayla karşılaşacağız. Çok zorlu görünmüyor. İlk dövüşüm başlamak üzere. Ne yapmamı istiyorsun peki? Saldırmak için kurda tıkla. Kurdun ataklarını engellemek için ondan uzaklaş. Dövüşte sopanı kullan. İyi şanslar. Sopan mı var ya? Tam olarak sopam. Beyzbol sopan yok mu? Bu durumda. Koş. Evet, üzerindeki bütün her şeyi bıraktım. Üzerimde ağırlık olduğu için bunları alamıyormuş. Tanesi 20 ağırlık bakımından. Şimdi üret diyeceğim. Şuradan hemen parçala. Yorgunluğun bitene kadar sen bunları parçala. Parçala yavrum. Onu da parçala canım benim. Hepsini parçaladım, o mükemmel. Şimdi beyzbol sopası. Evet şimdi. İlk dövüşün başlamak üzere. Saldırmak için kurda tıkla. Kurdun ataklarını engellemek için sol kontrol tuşuna basılı tut. Peki. Ya da savuşturmak için ondan uzaklaş. Yok. Dövüşte sopanı kullan. İyi şanslar. Dan. 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 Ops. Dan. 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 Hepsini sırayla kafasına sopa sopa sopa. Ha, bu haksızlık ama. Bu haksızlık.
Vur vur vur, bir kere daha vurursan indireceksin. Resmen hop oturup hop kalktım olduğum yerde ha. Ha, bölge temizlendi. Bölge temizlenince de ahenkle dans etmeye başladı buradaki her şey. İçindeki her şeyi almıştım zaten o bölgenin. Mükemmel. Bu tarafa geçtiğim zaman buradaki şeyleri de alacağım büyük ihtimalle. Vagonu aç. Tabii ki hepsini al. Indira Gandhi King. Bizim adam. İncele. Bir bahçe aleti mi yoksa işkence aleti mi? Üstüne boyamış tatlı papatya. Güvenmiyorum. Gibi bir şey demiş. Bahçe aleti bence o. İşkence aleti. Nasıl bir hayal gücüm var arkadaşım senin ya? Şimdi kadın içeri gelmiş olabilir mi acaba? Gelmemiş. Cenin'in kulübesi. Mısır tohumu alabilirsin demişti bulduğun şeyi içerideki. Kase. Tamam dur şimdi böyle yapmayalım. Al diyelim. Şunu bunları al diyelim. İçeride bulduğum tohumları al demişti çünkü bir daha hatırlatıyorum. Bu yaptığımız soygun sayılmaz. Yine de soygun yapıyormuşuz gibi hissediyorum ve hiç rahatsız olmuyorum. Aç. Tabii ki hepsini al. Aç. Kadın bizden yardım istediğine artık bin pişmandır eminim. Artık tamamen pişman olmuştur bizden yardım istediğine. İçeride işine yarayan bir şey olursa al dedi. Ben bütün dünyaya... Hah gelmiş işte bak konuş. Biliyorum abi ben. Merhabalar papatyam. Canavarı yendiğin için Bob ve ben teşekkür ederiz. Umarım zarar görmemişsindir. Lütfen bana öyle ses... Her neyse bir şey değil ve hayır iyiyim. Jenny'nin kilidi açık. Güzel. Artık küçük tatlı evimi ve atölyemi geri kazandığımdan küçük pişirme deneylerime geri dönmek istiyorum. Kasabadaki arkadaşlarımın çoğu belirli uyku sorunlarından muzdarip. İyi bir yaşlı kadın olduğundan yardım etmek istiyorum. Bir bitki çayı yapmak için çeşitli malzemeler deniyorum. Şehrin hemen dışındaki eski madenden büyüyen ilginç bir tür mantar duydum. Bana onlardan getirebilir misin? Hop! Yeni görev. Maden tehlikeli, bana mantar getir. Eski maden açıldı. Güzel. Eski maden yine hop bir şey buldum. Al. Ne kadar çok hopladım. Hop! Kardeşlerim, evet bence bir inceleme için yeter. Yani oyunun mantığını anlamış olduk. Böyle aman aman çok karışık, komplike bir oyun değil. Gayet basit oynanışı ama orijinal bir fikir olmuş açıkçası. Yani bir roket yapacağız gibi geliyor. Şöyle bir bakarsam da bayağı inşa alanım var. Evet daha bayağı inşa alanım var. Buralara büyük büyük kocaman bir şeyler inşa edeceğiz. Ve bir roketle buradan kaçmaya çalışacağız bu fani hükümetten. Nasıl bir oyunmuş, değişikmiş değil mi? Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.